Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Konuğumuzla biraz bağlantıda sorun olduğu için gecikmeli olarak girdik. Kusura bakmayın lütfen. Bugün Türkiye'nin tarım politikasına bakliyat sektörünün biraz penceresinden bakacağız. Hem nohut, mercimek, kuru fasulye tarafında arz talep dengesini konuşacağız. Fiyatlardaki yükselişi konuşacağız. Ve önümüzdeki döneme dair öngörüleri ele alacağız. Ve ithalat-ihracat dengesine de biraz bakmaya çalışacağız. Süremiz el verdiğince. Ulusal Bakliyat Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir telefon hattımızda. Abdullah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi sizinle yayın öncesi bir hazırlık yapıyordum. Yayın öncesi sizinle bu konuyu konuşacağımız için. Şimdi şöyle bir bakıyorum TÜİK verilerine. İşte nohut ve mercimek tarafında özellikle fiyat hareketi çok olduğu için bu iki ürünü söylüyorum. Aylık bazda %6'lık bir yükseliş. Yıllık bazda da %48'lik bir artış dile getiriliyor. Ben de yine yayın öncesinde hem toptancı hem perakendecilerle biraz konuştum. Merak ettim. Yani TÜİK verileri çünkü biliyorsunuz tam bazen karşılık bulmuyor sahada. Bunu biz Ayçiçek yağında sektör temsilcisiyle konuştuk. Yem sanayicileriyle konuştuk. Çok uyumlu olmuyor. Dolayısıyla şöyle bir onları aradığımda bana söyledikleri şey şu oldu. Son 9 gün içerisinde 3 liste geldi. Hangi fiyatı soruyorsunuz dediler. Ben de dedim ki atın. Son 3 günde gelen listeleri de bana atın. Son 1 ayda, son 1 yıldaki listeleri de atın. Bir bakalım. Farklı yerlerden aldığım ortalamayı size söylüyorum. Örnek olarak 6 Aralık'ta mesela 10 milim yerli nohut. 17 liraymış. Sonra 14 Aralık yani bugün itibariyle 18,5 lira olmuş. Son 9 gündeki fiyat artışı işte %5'in altının üzerinde. Aylık bazda %40, yıllık bazda %153'lük bir artış dikkat çekiyor. Yerli kırmızı mercimeğe baktım. Son 9 günde %5 zamlanmış. Son 1 ayda %41 fiyatı artmış. Son 1 yılda %141. Yeşil mercimek 6,5-7 milim fiyatı son 9 günde %5 zamlanmış. Son 1 ayda %43. Son 1 yılda da %169. Dediğim gibi bu 3-4 tane farklı toptan perakendeciden gelen listelerin ortalama fiyatları. Fasulyede 9 günde %5, aylık bazda %43, yıllıkta %54'lük bir artış söz konusu. Şimdi genelde biz hep konuya üretimden girip tüketime doğru giderdik ama bu sefer biraz tersten başlayacağım. Önce tüketim tarafındaki fiyat hareketlerini merak ediyorum. Baklagil fiyatlarında bu fiyat artışları devam edecek mi? Önümüzdeki döneme dair sizin öngörüleriniz neler? Şimdi burada iki sorun var. Birincisi üretimden kaynaklanan, yani Türkiye'nin ürettiği malın göreceli olarak az olmasından kaynaklanan bir sorun var. İkincisi de yurt dışından ithal ettiğimiz mallardaki fiyat artışında tamamen son günlerde yaşadığımız döviz kuru artışından kaynaklanıyor. Mesela kırmızı mercimek şu anda Türkiye'de tamamen Kanada'dan gelen ve Türkiye'de bunlar hazırlanarak piyasa sunulan mallardan oluşuyor. Yani şu anda Türkiye'de Türk malı kırmızı mercimek satmak imkansız çünkü onun fiyatı Kanada malından da daha fazla. Dolayısıyla yeşil mercimek dediğinizde keza kırmızı mercimek gibi o da yurt dışından gelen, ithalat yoluyla gelen, ağırlıklı Kanada'dan gelen mallardan oluşuyor. Tabii bu artış oranlarını ben bilemem. Nereden aldınız, nereden ne yaptınız bilemiyorum ama benim rakamlarım marketlere baktığınız anda marketlerdeki fiyatlar, bakliyattaki biz marketlerde ağırlıklı çalışıyoruz. Bu seviyedeki bir fiyat anormalliği yok. Mesela şu anda söyleyeyim ben size. Fasulyeyi 13.75'e satıyorlar. Kırmızı mercimeği 12.75'e satıyorlar. Bulguru hala 6,5 liraya satıyorlar. Yani bu market dediklerim de şu anda İşte piyasada olan 3 markette artı diğer 2 tane büyük marketin birleşiminden kaynaklanan yaklaşık bir 30-35 bin tane mağazayı ihtiva eden bir satış ağı. Yani bazı şeylerin fazlaca abartıldığını düşünüyorum ben İrfan Beyciğim. Yani gidiyorlar kenardaki bir aktardan, bir bakkaldan bir fiyat alınıyor. Ve olmayacak fiyatlar çıkıyor ortaya. Ya bu aldığım, yani mesela, aldığım listeler Türkiye'nin belirli bölgelerine büyük çaplı ürün veren toptancılar bu arada. Yani öyle herhangi bir perakendedeki herhangi bir esnaftan, bir dükkandan değil. Ama ben size fiyat veriyorum şu anda. Diyorum ki bakın fasulye 7,5 milim fasulye
13.75'ten satılıyor diye söylüyorum. Bunu teyit etmesi çok kolay. Zaten 6 Aralık'ta da fasulye bu listede hemen bakıyorum. Derme son 7.5-8 mm 15 lira diyor mesela. 8.5-9 mm 16 lira diyor. 8 milim, bizde 8.5 milim, bizde 12.75 lira. 13.75 lirasına dolaşıyor. Bulgur, gidiyorsunuz diyorlar ki 9 lira oldu, 10 lira oldu, 12 lira oldu. Ama 8 lira 10 kuruş burada mesela. Efendim? 8 lira 10 kuruş bu listede. 6 lira 50 kuruşa satılıyor bu mal. Yeşil mercimek 15 lira, bizimki 14.90 bizim fiyatlarımız. Diyorlar işte 20 lira oldu, 25 lira oldu. Yani ben bir fiyat artışı olduğunu kabul ediyorum. Bunun sebeplerini de dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum ama söylendiği kadar öyle anormal bir fiyat artışı yok. Mesela bugün yerli kırmızı mercimek olmamasına rağmen belli noktalarda, bizim verdiğimiz noktalarda 15 lira 90 kuruştan satılıyor. Bu bugün fiyatta imkansız, çünkü bugün bu fiyat bugün kabuklu mercimeğin fiyatı bile değil. Bunun içinde de %25 oranında filo oran düşeceksiniz. Dolayısıyla şu andaki fiyatlarda olay şu. Bence biraz da olayları egzajere ederek anlatma şeyi var. Bana göre TEMO'nun yayınladığı ve o 13 Aralık 2021 tarihine göre, yani bir yıllık fiyat artışlarını veriyor. Bunlar baktığınız zaman iç mercimekte %57, yeşil mercimekte %126, nohutta %88, fasulyede %7 diye gözüküyor. Artış. Ama bizim esas üzerinde durmamız gereken nokta şu. Bu bahsettiğiniz TMO'nun verilerindeki artış mı? Fiyat artışı mı? Hayır. Fiyat kendilerine göre yaptıkları anketlerdeki bu baklagil ürünlerinin fiyatlarının artışı. Artışı. Yani yine %100'ün evet, üzerinde artışları olan ürünlerden bahsediyoruz o zaman. Bir tanesi öyle. Yeşil mercimek %126 diye söylemişler. Evet. Buradaki anlatmak istediğim nokta benim esas, siz de buyurmuşsunuz ki bir kuraklık yaşadı bu ülke. Bizimle beraber tabii ki başka ülkeler de yaşanmıştır ama bunun tesiri ne olmuştur, ne olmamıştır bilemiyorum. Ama ben kendi ülkemi biliyorum. Baktığım zaman Güneydoğu Anadolu'da geçmiş yıldaki yıllara, 2020 yılına baktığımızda 2021 yılında %39 sesim geliyor mu bilmiyorum. Tabii, %39'luk bir azalma olmuş yağışlarda. İç Anadolu'da %22, Doğu Anadolu'da %32. Yani bugün Türkiye'deki ekilen alanların azalması bir problem. Bir de verim ve üretim azalması ikinci bir problem olarak geliyor gündeme. Şimdi biz mesela size bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz bu fiyatlara girmeden önce. Esas problem, biz 1988 yılında 2 milyon dekar arazi baklagil olarak ekerken bu düşmüş 7 milyon dekara düşmüş. Bugün de 8.7 dekar. Tam da aslında onu soracaktım size Abdullah Bey. Ben de aynı şekilde elimde TÜİK'in rakamları var. 80'li 90'lı yıllarda Türkiye bildiğimiz net ihracatçı konumda bir ülke baklagil dediğimiz zaman. Yani ürettiğinin neredeyse yarısını ihraç ediyormuş. Ne oldu da o günden bugüne biz net ithalatçı noktaya geldik? Efendim, ithalatçı noktaya gelmemizin sebebi şu. 1980'de Türkiye'nin nüfusu 44 milyon. 1990'da 54 milyon. Şimdi hem ekili alan azalırsa hem de verim azalırsa tabii ki burada ister istemez biz 80'li 90'lı yıllarda 2 milyon ton bakliyat üreten bir ülkeyken, ki bu 2 milyon tonun da 1.3 milyon tonunu biz ihraç ediyorduk. Şimdi bu üretim 1 milyon tona düşerse tabii ki burada bir problem çıkar. Yani üretimden kaynaklanan bir problem var. Burada ben planlama dahilinde bir üretim yapılmasını rica ediyorum yetkililerden. Planlama derken de şunu anlatmaya çalışıyorum. Planlama illa sen bunu ekeceksin, sen şunu ekeceksin demek değil. Planlama şu demek, bir projeksiyon yaparsınız. Benim iç tüketimim bu kadar. İhraç kabiliyeti olan mallardan birisi ise şu kadar ihraç edebilirim. Demek ki benim X artı Y 1 milyon ton bu maldan üretmem lazım. Bunu üretmek için de nasıl ben destek veririm, nasıl bunları teşvik ederim diye bakmak lazım. Üretim planlamasından kastettiğim o. Nitekim yıllara göre
baktığımızda bir sene soğan çok iyi para ediyor. Herkes ertesi sene soğan ekiyor. Bir dahaki sene soğan ekilmiyor veya az ekiliyor. Çünkü para etmediği için çiftçi ondan uzaklaşıyor. Evet. Bunu bir plan dahilinde yapmak lazım diye söylüyorum İrfan Beyciğim. Anlıyorum. Bir virgül koyalım. İstanbul Ticaret Odası Hububat Bakliyat Komitesi üyesi Tevfik Dinçer de telefon attığımızda. Tevfik Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar İrfan Beyciğim. Şimdi Abdullah Bey'le sohbetimizi dinlediniz mi bilmiyorum. Biraz giriş yaptık. Hem kısmen, fiyatlar, kısmen dinledim evet. Hem fiyatlar tarafındaki hareket hem bunun temel sebepleri. Çünkü işin içinde kur da var, iklim şartlarından dolayı düşen rekolte de var. Küresel manada bu ürünlerin emtiyadaki fiyat artışları da var. Dolayısıyla üst üste koyunca hepsinde karşımıza işte gıda enflasyonu olarak çıkıyor. Tıpkı diğer ürünlerde olduğu gibi. Siz evet. Önümüzdeki döneme dair bu fiyat hareketlerinin devam edeceğini düşünüyor musunuz? Ya da yeni sezona dair beklentiler neler? Özellikle iklim değişikliğinin, kuraklığın etkisi hala Güneydoğu Anadolu bölgesinde sürüyor biliyoruz. Kurun etkisiyle de girdi maliyetleri yükselmiş vaziyette. Nasıl bir öngörünüz var önümüzdeki döneme dair? Evet, ben teşekkür ediyorum. Abdullah abinin söylediklerine tamamen katılıyorum. Çok önemli tespitlerde bulundu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şimdi gelecek dönemle de ilgili, geçen gün ben İslam Ticaret Odası'nda da yine bununla ilgili bir özellikle gelecekle ilgili endişelerimi ifade ettim. Yani burada tabii 2-3 tane şeyi bir arada yaşıyoruz. Bir arada kuraklık, bir arada pandemi, bir arada bu döviz fiyatlarındaki hareketlilik. Hakikaten sıkıntılı, yani sıkıntılı bir süreç. Bu sürecin içerisinde ürün maliyetlerinin, özellikle ürün üretebilme ham maddelerinin fiyat yüksekliğinden dolayı çiftçilerde çok ciddi bir sıkıntı var. Özellikle ekme de biçme için. Az evvel yanıma bir çeltikçi arkadaş geldi. İşte gübre alacak, gübredeki fiyat artışından dolayı hem gübreyi bulamıyor hem fiyatlar da müthiş şekilde arttı, ne yapacağım diye kara kara düşünüyor. Bir tarafta da baktığımız zaman kuraklık faktöründen dolayı Abdullah abi de parmak bastı. Verimlilik faktörü de çok önemli. Verim kaybı da yaşadığımız zaman bu ve buna benzer faktörlerden dolayı önümüzde çok sıkıntılı bir sürecin olacağını görebiliyoruz. Ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Şu an mesela ekiliş ayı, Aralık ayı. O odadaki konuşmamda da şunu ifade ettim. Esasında burada devletin ilgili biriminin büyük çiftçiler var, büyük tarım işletmeleri var. Bu tarım işletmelerinin bir fotoğrafını çekip en azından bir temas kurup buradaki sıkıntılara yardımcı olunabilir mi şeklinde bir girişimde bulunmasının da faydalı olacağını belirtmiştim. Çünkü bu süreci ben şunu düşünüyorum. Yani 2022 yılı içerisinde de bu sıkıntıları yaşayacağız. Ha şurada evet fiyat artışları var ama dünyada da fiyat artışları var. Yani bugün bazı ürünler bizde dünya fiyatlarının altında. Bazı ürünlerde üretimde sıkıntılı olduğumuz üründe de dışarıdan alıyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bütün bunları hep bir arada düşündüğümüzde tek çözümün, tek çıkışın özellikle üretimimizi arttırmak gerekliliğidir. Yani üretimimizi arttırabilmek için de bu ciddi bir planlamaya, ciddi bir desteklemelere ihtiyaç var. Bu tip destekler veriliyor ama izlenebilir bir politika izlenmesinin gereğini düşünüyorum. Anlıyorum. Abdullah Bey, son bir dakika. Şimdi üretim alanlarındaki daralmadan bahsediyoruz ama bir taraftan da Nadas'a bırakılan ve bu iş için çok uygun araziler de var aslında. Uygundan kastım da şu, su gerektirmeyen, kuraklığa dayanıklı olabilecek bir üretim modelinden bahsediyorum. Ne dersiniz? Evet, son bir dakika. Öncelikle bu programı saymıyorum. Ben çünkü bir türlü bağlanamadım. Doğru. Doğru. İnşallah başka bir program daha yaparız. Tevfik Bey'e de buradan selam gönderiyorum. Olay şu efendim, ben her zaman bunu savunuyorum. Diyorum ki Türkiye'de bakliyat ekili alan 8-9 milyon dekar. Ama nadas alanları 34 milyon dekar. Yani şimdi Cumhurbaşkanımız diyor ki, çok da güzel söylüyor esasında, temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmanın en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir diyor. Şimdi bunu yetkililer bunu duyması lazım. Yetkililer, şimdi bakın ekim mevsimi geliyor. Mal bu kadar fazla yükselmişken diyorsunuz, doğrudur. Çiftçi nasıl tohum bulacak da Mart ayında nohutu,
Nisan-Mayıs ayında fasulyeyi ekecek. Kırmızı mercimeğe ekti. Dolayısıyla bunların üzerinde bir konsensüsle anlaşmak lazım. Çünkü bu bakliyat öyle bir şey ki şu anda etle eşdeğer protein bakımından. Evet. Bunu iyi anlatmamız lazım. Bu bize Allah'ın verdiği bir lütuf. Bunlar Mezopotamya, yani bizim topraklarımızdan çıkmış genleri. Mercimeğin, nohutun. Fasulye de yurt dışından gelmiş ama bizim milli yemeğimiz olmuş. Evet. Az daha şarkılar yapılmış. Dolayısıyla biz bunun ekmesini de biliyoruz, yemesini de biliyoruz, yemeğini de yapmasını da biliyoruz. Bugün Kanada 3,5 milyon ton mercimek üretiyor. Kanadalı 1 gram mercimek tüketmiyor. Rusya o kadar nohut üretiyor. 1 gram nohut tüketmiyorlar. Evet. Dolayısıyla bunu bir special crops, yani özel ürün olarak kabul edip ona göre muamele yapmak lazım bu bahçelere. Bunlar ele geçecek ürünler değil. Ama biz maalesef kıymetini bilmiyoruz. İnşallah başka bir programda bunun değerlerini sizin yazdığınızda daha iyi anlatırız diye düşünüyorum. Sözümüz olsun. Bir dahaki yayında daha kapsamlı bir şekilde, daha uzun şekilde ele alacağız. Çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Ulusal Bakliyat Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul Ticaret Odası Hububat Bakliyat Komitesi üyesi Tevfik Dinçer'le beraber konuyu süremize verdiğince ele almaya çalıştık. Yarın 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Hoşçakalın.